Selam millet. Bugün sizlerle birlikte Andy ve Layli'nin tabutu. Yani iki kardeş arasında geçen ya dark bir hikaye anlatılıyor. Bu arada oyunu Türkçe yama yapabildim. Yani Türkçe yaması çalışıyor. Bakalım bizi nasıl tam ekran diyalogları atla menü vazgeç etkileşim koş ve hareket. Neden koşacağız ki? Koşmamıza gerek yok. Pekala. Bölüm 1. Tabut. Oyun çok hızlı başlıyor. Andy adında biri diyor ki Layli bunu yapmak istemiyorum. Layli de ona diyor ki ama ben istiyorum. Sadece oraya git ve nokta nd nokta nokta ile iste. Bak diyor ki bir dakika bu bir bulmaca mı? Ondan ile iste. Andy diyor ki onun arkadaşı olduğunu sanıyordum. Annem babam senin her şeyde yardımcı olacağını söylemişti. Başımız belaya girecek. Merhaba. Günaydın Ashley. Öf Ashley. Ne kadar acınası durumda olsan da artık önemli şeylere odaklanmanın vakti geldi. Bu bölümün başlığı ölmemek için besin bul. 3, 2, 1 başla. Bir dakika bir zamana göre mi yarışıyorum? Burası nasıl bir ev ya? Müzik çok tatlı. Arka fondan gelen müzik çok tatlı ve büyük ihtimal dark bir hikaye oynuyoruz ha? Önemsiz ve ödenmemiş faturalar. Yiyemezsin. Nasıl ya? Ben faturayı yerim. Mideni suyla doldurmaya alışıksın. Ama bununla yetinemezsin. Vücudun beslenmeye de ihtiyaç duyar. Tamam kendimize yemek mi yapacağız? Dolapların içi. Bomboş. Şu yerdeki izler de neyin nesi? Ön kapı kımıldamıyor. Aylardır burada kilitlisi. Bu da ne demek oluyor? Bir dakika buraya gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Aa bu oda diğerlerine göre daha nispeten daha şey. Annenle babam bu yatakta... Annenle babam bu yatakta satranç oynadı. Vay. Bir dakika. Peki burada ne yaptılar? O. Neyse ne bırak gitsin. Şimdilik kalsın. Bir şeylerle uğraştım ve bu benim başımı bela... Bak karakter öne doğru gitti az önce ve oradan bir şey aldı ve bize oyun söylemedi. Ya da sadece saçma bir animasyon. Pekala bu tarafa gidelim. İlk önce evi keş... Burası... Bir dakika bu kim? Andrew uyuyor. Onu yiyemezsin. O işte buna sevindim dostum. Çünkü Andrew'yu yemek istemiyorum. Kirli çamaşır. Bir dakika ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir çalar saat. Çalışıyor. Burası? Çekmecede eski bir çizim var. Andy ve Layli ve çok çok sessiz. Tamamı büyük harflerle Andy ve Layli ve çok çok sessiz yazıyor. Affedersin düzeltiyorum. Andy ve Layli ve çok çok sessiz. Oha acaba şu an burada ne anlatmaya çalışıyor? Burada ne anlatmaya çalışıyor anlamadım ama korkunç bir şey hissediyorum. Bir şeyler korkunç. Çizdiğin günden beri sanatsal. Aynen ama yeteneklerin bir gram gelişmedi. Pekala. Çöpte umutların ve hayallerin yatıyor. Tam olarak ait oldukları yerde. Sen şaka yapıyorsun. Şaka yapıyor olmalısın. Pekala. Bir dakika dışarı çıkabiliyoruz mu bu kızın? Balkon kapısı kilitli. Burası? Okey. Bu ne? Bu ne? Bu bir çamaşır makinesi. Peki bu? Bu arada oyunun şu anki bölümü... Navaçı... Tamam sadece oyunlar bunu yapmaya başladı. Yani genelde tuvaletlerden sifon sesi en fazla. Duyduğun şey en fazla bu oluyor. Pekala. Ah otomat mı bu? Bir dakika bulduk galiba. Dondurucu tamamen boş. Ah be. Bir dakika. Telefon mu çalıyor? Annen ne kadar ararsan ara açmıyor. Ayrıca milyonlarca kez yemek sipariş etmeyi denedin ama nedense siparişler bir türlü gelmiyor. Hadi ama bu şaka olmalı. Bir dakika bu ne? Burası ve sen abinin çöplerini yığdın. Abi burası bir çöp ev. Zaten ev çok pis fark ediyor musunuz? Ya şu annemle babamın satranç oynadığı oda hariç ev gerçekten çok pis. Zaten birkaç kez araştırıldı ve besin kaynağı olarak tamamen tükendi. Ah be lan biz çöpten zaten besleniyormuşuz. Ama bekle bu da ne? Bir konserve dolusu domates. Şahane bunu kardeşine göster. Hayır kendim yiyeceğim. Envanter nasıl açılıyor? Domates konservesi 1x. Bu sadece benlik. Bilmiyorum ağabeyime vermeli miyim? Andrew. Uyanmış. Ne haber? Ona domates konservesini gösterdin. Tada.
Andrew'dan korkunç bir bakış. Umduğum tepki bu değildi. Tada! Bunu yemeyeceğiz. Ne yiyeceğiz ya? Ha? Hayır, elimizdeki son şey bu Ashley. Daha kullanmak için. Ha, bunu yiyeceğiz ama şimdi değil. Evden niye çıkamıyoruz abi? Andrew, çöplerimizi karıştıracak kadar enerjin olduğuna göre ölmeyeceğin açık. Orada olduğunu nasıl bildin? Peki konservenin çöplerin içinde olduğunu? Andrew? Çünkü onu oraya ben sakladım, bulma diye. Ha? Başından beri bir çakal ile yaşıyormuşum. Benimle uğraşma, acıktırıyorsun beni. Bu duruma neyin iyi geleceğini biliyor musun? Biricik Andrew'cim. Bilmiyorum, git ve domatesleri başka bir yere koy. Onları ağzıma koyacağım. Kararlılığını görebiliyorum. Tamam, hadi yiyelim o zaman. Geleceği siktir et. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Gidip domatesleri pişirmeniz... Tamam. Az önce öyle bir vibe aldım ki... Boyunla alakalı garip bir detay var. Bunu fark edebildiniz mi? Sen oradaki... Bu lanet detayı fark ettin mi? Neyse. Anınız... Günaydın, ölmediniz değil mi? Aa, bekçi kapıyı... Ashley, biziz. Merhaba, eğer ses çıkarmazsanız öldüğünüzü varsayacağım. Ve ben ölüleri yiyerek getirmem. Ölülere yiyecek getirmem. Hemen açtık. Yaşayana getirmiyorsun ki ölüye getiresin. Haha, bunu evet olarak kabul ediyorum. Hala hayattasınız. Ne oluyor lan? Biz nasıl bir yerdeyiz? Ayrıca teslimatçıların işlere sıçmasından dolayı beni suçlama. Bizim için bakkaldan bir şeyler alamaz mısın? Hayır, satın alma benim işim değil. Size daha sonra bakarım. Hoşçakalın. Bekle. Bekle, geri dön. Gelmedi. Siktir. Ah, bekçi niye böyle bir şey yaptı? Biz bir apartman dairesinde miyiz? Yoksa bir cehennem zindanında mıyız? Bu ev bir yanılsama mı? Ashley'nin kafasında mıyız? Yoksa Andrew'in sikin şeyinde miyiz? Bilmiyorum, domatesleri pişireceğim. Konserve domatesi haşlayıp lezzetli haşlanmış domates yaptın. Baharatlamak için bile biraz biber kalmış. İşte buna gurme işi derim. Tuzu yok, tuza gerek de yok. Hepsini suyuna ekledin mi? Mideni doldururken aşırı şişmesin. Tamam, yemişiz. Pekala, tadı nasıl? Şu anda beni bir teneke solucanla beslesem bile şimdiye kadar yediğim en güzel şey olduğunu söyleyebilirim Ashley. Siktir git. Hayır, demek istediğim açım harbiden. İşte tam o anda uğursuz bir ses kulak zarlarınızı deler. Şaka mı yapıyorsun? Komşu yine iş başında mı? Ne demek oluyor? Komşu iş başında da ne demek? Gidip bir göz atmak ister misin? Hayır. Ama sen gideceksen ben de gelirim. Yakala. Balkon anahtarını aldık. Balkon aşağısı bu arada. Ashley ve Andrew. Bu ses ne olabilir? Gene iş başında dedi. Burasının açılmayacağını biliyorum. Eminim artık getirmeyecekler çünkü kapıyı açmaya korkuyorlar. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu kız da çok garip. Bu kız da beni rahatsız eden bir şey var. Fark ettiniz mi? Kız içinde bulunduğu durumdan rahatsız olmasından daha farklı bir ruh halinde. Garip bir şekilde gülüyor. Ne gibi? Makarna mı? Yani herhangi bir şey. Açıkçası bırakmamaları beni daha çok şaşırtır. Dur, belki hikayeyle alakalı bir şey söyler. Bütün bu durum onlar için de bir kabus olacağından eminim. Konuşmaktansa ölmemizi mi tercih edecekler merak ediyorum. Güzel. Bir dakika, konuşmaktan dedi. Biz bir sorgu odasında mıyız? O zaman gelip bizi vurmalılar ya da başka bir şey yapsınlar. Bilemiyorum, yeter ki bitsin artık bu. Sanırım bu pek doğal görünmez. Sanırım. Gerçekten hikayeyi söylemiyor ve ben merak etmeye başladım. Gidelim. Bu bir balkon. Bu bir apartman dairesi ve yan daireden müzik sesi geliyor. Bir küllük. İçecek sigara kalmadı ama bir şeyleri kırmak için kullanılabilir. Alalım. Alalım. Burada gerçekten de bir bok göremiyorum. Komşunun balkona doğru bir sıçrama yapıp yapmamamın gerektiğini düşünüyorsun. Sadece 4. kat. Ashley, bunu düşünme bile. Çok sıkıcısın. Sanırım karşıya geçmek için bir şeyler ayarlamamız gerek. Şunu alabilir miyim? Ya bunu alamıyor muyum? Sert bir nesne alalım. Niye alamıyorum? Yani... balkona... Tamam, balkona... Bir dakika. Bu şekilde geçemezsin. Abi...
küllüğü almak istiyorum. Niye aldırmıyor? Ne yapabiliriz bir düşünelim. Belki içeride buradan geçebileceğimiz bir şey vardır ha. Belki bir sandalye. Bilemiyorum. Kesin ben odalardan birinden bir şey bulmamı istiyor. Bir sweatshirt. Dur bakalım. Kesinlikle bu bana tıklatır. Andrew, bana yardım eder misin? Yani o balkona ne koymam? Hey, annem ve babam satranç oynadı orada. Tahta kalasa. Tam düşündüğüm gibi bunu oraya sokacağız. Ya bu oyunlar artık bunu o kadar çok yaptı ki. Ama tabii ki bu oyun farklı. Kalası balkonların arasına yerleştirdi. Aman tanrım. Sert bir nesneyi alamıyorum. Andrew gel. Kutular işe yaramaz çöplerle dolu. Buradan bir yemek de bulmaya çalışayım mı girmeden önce? Biz nasıl bir mekandayız? Bu arada diğer bütün balkonlar sanki sanatla ilgilenen, işte tatil beldesi gibi yaşayan, son hayatının son demlerini yaşayan. Ne anladınız? Ashley ve Andrew camdan bakıyor. Onun avradını. Ey cehennemden gelen iblisler. Kültist adında bir adam ayin yapıyor. Ricamı duyun. Ey şeytani olanları tavsiye... Oğlum bir dakika, bunu sessiz söylüyorum diye bana da gelmesinler. Ne oldu lan? Lanet olsun. Niye yanlış yapıyorum? Bu ritüelin mükemmel olduğunu sanmıştım. Fırsatım varken o adamı öldürmem gerektiğini biliyordum. Bekçiden bahsediyor olabilir. Ashley. Buna ne diyorsun? Herkesin bir hobiye ihtiyacı var sanırım. Unut bunu. Televizyon izlemenin zamanı geldi. Hadi gel geri televizyon izleyelim ya. Bizim günlük rutinler. Bu arada... Burası tekrar bir bakacağım. Oğlum bu oyun çok garip lan. Neden böyle bir evrendeyiz? Ah, kumanda çalışmıyor. Televizyonun düğmesine bassana salak. Aman üşendim. Sana pil getireceğim. Buradaki işleri hep ben yapıyorum. Of ya. Pili nerede bulacağız? Pil nerede olur? Ya büyük ihtimal satranç odasında. Burası artık satranç odası. Büyük ihtimal annemin çekmecesinde. Her zaman bir pil vardır. Hadi ama. Belki de sadece oyun şu an ölüm sessizliğinde, bir şey aniden çıkar ve benim saatin pilini mi alacağım? Aynen. Çok güzel ya. Bunu kim yap? Bu oyunu kim yapmış ya? Bu oyunu yapanla aynı kafadayım. Oyun Türk yapımı değil. Ama Türkçe yamasını yapmış o yama ekibi de kim bilmiyorum ama ellerine sağlık. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Bu yamayı kim yaptı bilmiyorum ama eğer bu videoyu izlerse yorumlarda ben yazdım desin. Ben de ona bir kalp atayım böylelikle. Deterjan bunu içmek her geçen gün daha da çekici hale geliyor. Kız bu arada aşırı intihara meyilli. Bu beni biraz sifonlaştırdı. Tamam geri gidiyorum. Seninle muhatap olmayacağım. Uzaktan kumanda elimde. Boş ver, hallettim sanırım, televizyonun düğmesine basmam gerekiyor. Aa, bir dakika. Tam olarak ne için ve neden bu konuda zorluk çıkarıyorsun? Peki ne yapıyorsan yap. Pilleri almama rağmen kumandada... Oha, bu bir seçim olabilir ha. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün kirli su durumu ile ilgili bazı sevindirici gelişmeleri. Bu arada dünyada distopik bir olay olabilir bu arada dünyada. Kirli suyun gittiği tüm dairelerin güvenlik altına alındığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk olayın ortaya çıkmasından bu yana 3 ay geçti ve ölü sayısı toplamda 53'e ulaştı. Fazla değil. Ve risk altında olanlar için karantina süresi 2 hafta daha uzatıldı. Yine mi? Karantina! Ah! Karantina dönemi. Galiba, bilmiyorum. Ama bu sefer salgın farklı bir şey. Ve karantinadaki dostlarımıza, iğrenç parazit dolu bedenlerinizi benden çok çok uzak tuttuğunuz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Demek istediğim, halkın güvenliğini sürekli düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Yatağa gidiyorum. Ya hayır ya, bu döngüden nefret ediyorum. Sen de aynısını yapmaya karar verdin. Ah, rüya görüyorum. Büyük ihtimalle. Bekle anne. Nereye gidiyorsun? Ben ve babam bir süre otelde kalacağız. Evde kalmamız gerektiğini söylediklerini sanıyordum anne. Ben hiçbir şey içmedim ki. Anne. Ne içki ne de kirli su, hiçbir şey. İçtiğim tek şey birazcık portakal suyuydu. Neyse, otobüs. Sen ve Andrew daha sonra bize katılabilirsiniz ve aylar... Pekala, hiçbir şey hissetmeyeceksin. Hemşire. Aa. Dur. Size bir şey söyleyeceğim. Lanet olsun, ben böyle bir...
Anime izlemiştim. Aaa, what the fuck? Demşire sana bir iğne batırıyor. Deli gibi acıyor. Ve geçti. Şimdi sıra sende. Ne kadar süre evde kalmamız gerekiyor hemşire hanım? Kan tahlillerinin sonuçları yarın çıkacak. Yani eğer her şey yolunda demek ki dilediğimiz gibi gitmiyor. Ya değilse? O zaman ne olacağını göreceksiniz. Ha siktir, bizi bu eve kapatmışlar ve nasıl bir devlet yapısı bu? Hadi ama bizim için bir... Annemizi aradığımız günler. Beni aramayı bırak Ashley, lütfen. Bir şeye ihtiyacın olursa oradaki personele senin için hiçbir şey yapamam. Ve artık açlıkla ilgili bu yalanları duymak ister. Anne, gerçekten açız. Neden bu konuda yalan söyleyeyim ki? Dinle, bu yeni ev biraz tamir işi istiyor. Yani gerçekten meşgul. Annemiz de kalpsiz. Ayrıca Andrea orada seninle değil mi? Bana neden ihtiyacın var? Bütün gün hiçbir şey yapmadan tembellik ediyorsun zaten. Niçin şikayetçi ol? Anne, anne! Arama cevap vermeyeceğim diyor. Güle güle Ashley. Üzgünüm. Ya bir siktir git ya. Uyan kız. Bütün gece anılarını anımsamaktan sonra uyandın. Her zamanki gibi. Arkadaşlar, bu bölüm burada bitiriyorum. Ben bu oyuna büyük ihtimal devam edeceğim ama yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen spoiler vermeden. Oğlum, bu oyun farklı bir şey hissettirdi lan. Garipti ve güzeldi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.